SimCakin'dan herkese merhabalar, benim adım Ceyhun ve bugün sizlerle beraber 3 boyutlu rakamları çizeceğiz arkadaşlar. Bunun için gerekenler 1 adet kurşun kalemle 1 adet cetvel arkadaşlar. Hemen o zaman çizime geçelim iyi seyirler. Arkadaşlar ilk olarak yatay bir 4 cm'lik çizgi atıyoruz. Daha sonra tam ortasından onun 11 cm'lik düz bir çizgi yapıyoruz. Tekrar üst tarafa yatay olmak üzere 6 cm'lik çizgi yapıp bunu aşağıdakiyle birleştirip kalından inceye doğru bir dikdörtgen yaptık. Daha sonra bunu arkadaşlar perspektif yapmak için gördüğünüz şekilleri yapıyorum. Ve daha sonra bu dikdörtgenin içine iki rakamımı sığdıracağım. İkinin de arkadaşlar gölgesini yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü 3 boyutlu olduğu için bunu hem uzun hem de biraz ince yaptık gördüğünüz üzere. Şimdi bir dikdörtgen oluşturuyoruz. 7'ye 5 olmak üzere oluşturduk. Şimdi bunun içine de normal 2 harfimizi sığdıracağız arkadaşlar. Tekrardan bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Yine 7'ye 5 olmak üzere. Ve burada da 3 rakamını sığdırabilirim. Tabi 3 biraz sıkıntılı olduğu için burada dikkat yapmanızı öneririm. Evet, her zaman resminize aşağıdan bakarsanız yani 3 boyutlu oluyor mu diye arkadaşlar kontrol etmenizi öneririm. Ve şimdi daha sonra bu iki rakamına ben gördüğünüz gibi gölge yapmam gerekiyor. Çünkü bunu aşağıdan baktığın zaman 3 boyutlu efektini vermesi için 2'ye yaptık. Şimdi sıra 3'te. Tamamdır. Şimdi bunların yandaki çizgileri arkadaşlar yani taslak yaptığımız çizgileri siliyoruz. Şimdi arkadaşlar kurşun kalem biraz daha silik olduğu için ben uçlu kaleme geçiyorum. Daha koyu çizgiler ve daha sert çizgiler elde etmek için.
2'nin tam ortasından çizik atıp onu kesiyoruz ve alttan da ufak bir kırpma yapabiliriz. Ve gördüğünüz gibi kestik. Açılarımıza bakalım. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. İnşallah beğenmişsiniz diyorum. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.